Döküm Sanayicileri Derneği, TÜDOKSAT'ın eğitim organizasyonu, TÜDOKSAT Akademi'nin düzenlediği bir webinar programında birlikteyiz. Şimdi bizim bir önceki webinarımız 27 Temmuz'daydı ve konu dökümde tahribatlı testler ve standartlarıydı. Bunu Gedik Test Merkezi ile birlikte düzenlemiştik. Şimdi bundan sonraki webinarımız da 24 Ağustos'ta. Konu çelik dökümde tane inceltici kullanım ve avantajları. Bunu Elkem desteğiyle gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin duyuru zamanında size gelecek. Bu tempo, her ay iki webinar temposu biz bir an evvel sonlandırmak istesek de devam ediyor. Sanki 8-10 Ağustos değil de Haziran 2022 tarihindeki kongreye kadar, kongre ve Ankiros birlikte o tarihe kadar devam edecek gibi görünüyor. Çünkü her ne kadar COVID belirli bir iyileşme temposuna ulaşmışsa da Delta varyantı kaynaklı bir artış var. Hepiniz yakından izliyorsunuz. Çare herhalde hepimizin yüksek oranda aşı olmasından geçiyor. Bugünkü konumuz maça boyalarının seçimi ve uygulaması. Bunu ASK'dan Hakan Bey sunacak. Şimdi konu çok geniş bir konu olmasına rağmen sıkıştıra bu seviyeye getirdik diyelim. Gene de biz 1,5 saat içerisinde saat 15'e kadar detaylarıyla konuyu anlatacağız, tartışacağız. Sizlerin sorularını cevaplandıracağız. Lütfen sorularınızı en alttaki sohbet kutusu içerisine yazmayı unutmayın. Webinar sonundaki anketimize cevap verin. Ve keyifli webinarlar dileyerek ben sözü Hakan Bey'e vereyim ama öncelikle Hakan Bey'den de kendisini kısaca tanıtmasını isteyeyim. Buyurun Hakan Bey. Peki, çok teşekkür ediyorum Seyfi Bey. Adım Hakan Kakaç. 1966 yılında Manisa'da doğdum. Biraz yüksek sesli Hakan Bey. Adım Hakan Kakaç. 1966 yılında Manisa'da doğdum. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji bölümünü bitirdim. 1995 yılından beri de dökümhane kimyasalları üzerine ve dökümhane ham maddeleri üzerinde çalışmaktayım. 2011 yılından beri de şu anki şirketim olan ASK Chemicals Türkiye ofisinde teknik yönetici olarak, teknik uygulama elemanı olarak da görev yapmaktayım. Tekrar bir seminerde beraber olduğumuz için mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, katıldığınız için. Bugünkü konumuz refraktör esaslı boya seçimi ve uygulama kriterleri. Aslında konu uzun. Yani refraktör esaslı bir boya dediğinizde kalite kontrolü, giriş ve uygulama sırasında, boya seçimi, boya hazırlama, boya uygulama, boya kurutma ve döküm hataları olmak üzere bence 6-7 farklı başlık altında incelebilecek, incelenmeye müsait olan bir konu. Bu konuda da Seyfi Bey'le görüşmelerimiz oldu. Umarım önümüzdeki günlerde de farklı sunumlarla karşınızda olacağız. Şimdi biz boyayı şöyle tanımlıyoruz. Boyayı döküm prosesinde kumla metal arasında bulunan bir en etkin bariyer olarak tanımlıyoruz. Bunun sebebi hepiniz de bildiğiniz üzere bir kalıp ve maça imalatımız var. Herhangi bir X boyasıyla boyuyoruz, kalıplıyoruz ve dökümde sıvı metali, sıcak sıvı metali ilk karşılayan bariyer bu boya oluyor. O yüzden boya seçimi ve boya özellikleri bizler için çok önemli bir parametre. Ben refraktör esaslı boyaları döküm sektöründe ikiye ayırıyorum. Maça boyamada ve kalıp boyamada. Bunlar işte heavy iron casting dediğimiz ağır parçadan tutun da savurma döküme kadar, turbo charger'a kadar, motor blok, fren diskine kadar karşımıza farklı zamanlarda, farklı yerlerde çıkıyor. Şimdi boyayı niye kullanıyoruz? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Ben ikiye ayırdım bu konuyu da. Bir tanesi temiz döküm yüzey elde edilmesi, döküm sonunda temizleme maliyetlerini düşürme, taşlama işçiliğimizi düşürme, maliyetlerini düşürme. İkincisi de bir takım döküm hatalarını elimine etmek. Bunlar nedir? Kabaca burn-in veya burn-on tipi hatalar, penetrasyon hataları,
Veya cold box maça da olduğu gibi termal çatlamaları, damarlaşmaları engelleyecek hatalar, boyalar. Veya işte furan reçine sisteminde olduğu üzere kükürtte dayalı gelebilecek döküm hatalarını engelleme, minimize etme. Şimdi bu boya konusuna bakmadan, boya nerede nasıl kullanılır ve girmeden önce aslında bence bir de refraktör boyanın yapısına bakmak gerekiyor. Bu yapı konusunu biz sizlere yaptığımız, ya firmaları yapmış olduğumuz yerlerde pek fazla anlatmıyoruz. Ama burada ben öncelikle anlatma ihtiyacı hissettim. Ben bir boyanın içinde yaklaşık olarak 8-10 tane ham madde bulunmaktadır. Boyadan boya farklılık gösterir ama bunlar 4-5 tane ana grup içinde yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi refraktör malzeme, taşıyıcı sıvı, katkı malzemesi, taşıyıcı ajanlar ve bağlayıcı ajanlardır. Şimdi burada en önemli malzeme refraktör malzemedir. Refraktör malzeme, bütün malzemeler önemli de en önemlilerinden içindeki bir numaralı malzememiz refraktör malzemedir. Bu refraktör malzeme sıvı metal kalıp içine döküldüğünde sıvı metale ilk maruz kalan ve ısıyı alan ilk malzemedir. Refraktör malzemenin veya malzeme paketinin seçimi güzel bir döküm yüzeyi kalitesi elde edilmesi için önemlidir. Boyadan boyaya değişmekle beraber bu katı malzeme, refraktör malzemeler kimi boyalarda %30'dur, kimi boyalarda %70'tir. Şimdi bu tabloda klasik bir takım kullanılan refraktör malzemelerin listesi var. Fakat şöyle söylemek istiyorum. Örneğin bir zirkon silikat. Dünyadaki her zirkon silikat kaynağı boya yapmaya uygun değildir. Her grafit boya yapmaya uygun değildir. Her magnezit boya yapmaya uygun değildir. Bunlar boya üreticileri tarafından özellikle ve itinayla seçilir. Bir takım parametrelere bakılarak bünyelerini alırlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla dünya üzerinde refraktör esaslı boya imalatında kullanılabilen yaklaşık 50 adet farklı ham madde bulunmaktadır. Şimdi burada iki tane tablo görüyorsunuz. Sol tarafta bir Proflight diye bir ürünün tablosu, sağ tarafta da zirkon silikat. Bütün boya üreticilerinde her ham maddenin böyle bir tablosu vardır. Erime noktaları, termal iletkenlik sayıları, kullanım alanları, tedarikçi yerleri, kaynakları, formülleri. Siz nasıl bir takım reçeteler ve bağlı döküm yapıyorsanız biz de bir takım reçetelere ve ham madde özelliklerine göre boya imalatı yaparız. Belirli size'larda boyalar kullanırız. Profilit ve benzeri alüminyum silikat tipi boyalar genelde otomotiv dökümhanelerinde tercih edilir. Zirkon silikat ve türevi ham maddeleri içeren boyalarsa heavy iron dediğimiz, çelik döküm dediğimiz tip boya dökümhanelerde kullanılmaktadır. Şimdi taşıyıcı sıvıya gelirsek, bu hepimizin bildiği üzere ikiye ayrılıyor. Bir alkol esaslı, bir su esaslı. Biz bazı dökümhanelerde buna seyreltici, seyreltme malzemesi de diyebiliyoruz. Şimdi bunların da kendi içlerinde bildiğimiz ve bilmediğimiz avantaj ve dezavantajları var. Örneğin taşıyıcı sıvı, seyreltici, alkol kullanıyorsak bize hızlı kuruma sağlayabiliyor. Bakteri mantar üretmiyor. Kışın donma riski yok. Mesela ama avantaj yanında da bir sürü dezavantajı var. Nedir? Pahalı, stoklama problem, iş güvenliği, yangın tehlikesi var. Emisyon çıkıyor dökümde. Kurutma sırasında yanma kontrolü zor. Kurutma sonrasında maça kalıp mukavemetinde azalma olabiliyor. Hemen derece kapatamıyorsunuz, hemen maçayı kalıba koyamıyorsunuz. Bazı reçine sistemleri için uygun değil. Örneğin fenolik asit, no-bake sistemi kullanırsanız alkol bazlı boya kullanamazsınız, kalıbınızı çözer. Boya ile birlikte karıştırma için özel, X-proof olan karıştırıcı ekipmanlarına ihtiyacınız var. Burada da biz kabaca ben alkollerin özelliklerini belirttim. Metanol, etil alkol ve izopropil alkoldür. Fakat biz metil alkol kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Önerme işimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi toksik olmasıdır. Çevre insan sağlığı açısından zararlıdır. Etil alkol ve izopropil alkol kullanabilirsiniz. Fakat maalesef ülkemizde isimler önemli değil. Bazı alkol satıcıları metil alkolle etil alkolü karıştırabiliyorlar veya etil alkolle izopropil alkolü karıştırabiliyorlar veya alkol adı altında ne olduğunu bilemediğimiz kimyasallar satıyorlar.
Özellikle büyük parça dökümlerinde de bu tip alkol esaslı bir boya kullanıp ve bu tipte bir alkol kullanıyorsanız döküm sonunda sizleri üzecek döküm hatalarına rastlamak mümkün. O yüzden bizim önerimiz genelde mümkünse saf izopropil alkol, izopropanol kullanılmasıdır. Alkolleri dökümhanede zor test edersiniz çünkü yoğunluklarına baktığınızda hepsinin yoğunluklarının birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Bunun için bağımsız laboratuvarlardan veya üniversitelerden yardım alabilirsiniz veya dökümhane içindeki pratik uygulamalarınızdan alkolü bir kabın için alarak eşit miktarda alkolü alarak yakarak çıkan dumana yarattığı ise bakarak kendiniz bir takım kararlar verebilirsiniz. Bu tamamen tecrübeye dayalı. Diğer taşıyıcı sıvımız da su, bildiğiniz üzere. Maliyetimiz düşük, depolamaya ihtiyaç yok, tehlikeli değil, nakliye bedeli yok, stoklama sorunu yok. Boya karıştırma için özel bir mikser gerektirmiyor ama uzun kurutma zamanı, fırına ihtiyacımız var kurutmak için. Karmaşık geometriye sahip maçalarda nemli bölge kalırsa döküm hatası olabiliyor. Özellikle motor blok, silindir kafası gibi kompleks geometrilerde. Donma riski var, kışın donabiliyor. Yazın bakteri veriyor, ürüyor yaz şartlarında sıcakta ve buna bağlı olarak da boyanın rheolojik yapısı bozulabiliyor. Fakat günümüzde su bazlı boya teknolojilerinde de gelişmeler var. Özellikle büyük parça dökümler için geliştirilen, havada kuruyabilen, kendi kendine kuruyabilen boyalar geliştirildi ve devreye alındı. Avrupa'da kullanılan dökümhaneler bulunmaktadır. Boyanın diğer bir ham maddesi de taşıyıcı ajanlar, bağlayıcı ajanlar ve katkı malzemeleri dedim. Katkı malzemeleri içinde de bakteri engelleyiciler, köpük engelleyiciler ve özel malzemeler bulunmaktadır. Burada şunu belirtmek istiyorum. Hangi firmadan boya alırsanız alın, ham maddeler 3 aşağı 5 yukarı veya ham madde paketleri 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Fakat hepimizin bu taşıyıcı ajanlar, bağlayıcı ajanlar, katkı malzemeleri ve özel malzemeler bölümünde patentlerimiz var. Burada boyalarımız arasında ciddi farklar olabiliyor. Örneğin mesela katkı malzemesi olarak baktığınızda bizim su bazlı otomotiv dökümhanelerine verdiğimizde içinde fiber içermektedir. Biz bunlara termoflexible boyalar deriz. Isıyla beraber şekil değiştirebilen, maçayla beraber şekil değiştirebilen ve maça yüzeyinde çatlamayan, kopmayan boyalardır. Örneğin su bazlı büyük parça dökümler için drying indikatör dediğimiz bir ham maddeyi boya içine katarak, su bazlı boyaya katarak dökümden önce kalıplama prosesinde kurumayan bölgeleri renk değişimi olarak size gösterebilir. Veya yine otomotiv dökümhaneleri için kullandığımız gaz geçirgenliğini yükseltmek için özel ham maddeler içeren boyalar sevk edebilmekteyiz. Şimdi boya seçimine gelirsek kabaca, boyayı biz nelere göre seçiyoruz? Döküm metodu. Savurma döküm için seçeceğiniz bir boyayla köpük döküm için seçeceğiniz bir boya aynı olamaz. Reçeli kalıplama için seçeceğiniz bir boyayla otomotiv dökümhanesi için seçeceğiniz bir boya farklıdır. Döküm tipi burada çok önemli. Ne döküyoruz? PX, ferro, demir dışı, demir çelik. Çelikse manganlı çelik, karbon çeliği. Parça et kalınlığı ve geometri önemli. Reçine tipi önemli. Boya uygulama yöntemi önemli. Boya kurutma metodunuz önemli. Havada mı kurutuyorsunuz, şalamayla mı kurutuyorsunuz, fırında mı kurutacaksınız, kalıp içinde mi kurutuyorsunuz? Döküm sıcaklığınız önemli. Takdir edersiniz ki bir çelik dökümdeki uygulanan döküm sıcaklıklarıyla sifero döküm sıcaklıkları, bakır döküm sıcaklığı hepsi birbirinden farklı. En önemlisi yaşanan döküm sorunu. Yani ne tip bir sorun yaşıyorsunuz? Döküm sorununu çözmeye yönelik mi boya arıyorsunuz? Ve eşit boyalarda da bakılacak konu, eşit performanslarda da bakılacak konu da maliyet, boya tüketimi ve boyanın birim girdi fiyatı. Şimdi ben bu grafikleri şöyle ayırıyorum. Ham madde paketi ile uygulama yöntemi ve döküm tipi arasında bir ilişki var. Boya uygulama yöntemleri de bildiğiniz üzere fırçala, sprey, daldırma ve yıkama olarak dörde ayrılıyor. Ben böyle bir tablo hazırladım. Bir özet tablodur bu. Burada ham madde döküm tipi ve uygulama yöntemi arasındaki ilişkileri göstermek istedim size. Örneğin çelik dökümde ham madde olarak zirkon, silikat, korondum, demir oksit seçebilirsiniz. Bu bir karbon çeliği veya paslanmaz ve benzeri döküm için size yeterlidir. Ama bir manganlı döküm
yapacaksanız kesinlikle manyezit ve korondum tipi bir karışım veya farklı malzemeleri içermeniz gerekiyor. Yıkama, sprey, fırça uygulayabilirsiniz. Maçaya da kalıba da uygulayabilirsiniz. Demir dışı döküm için keza aynı şekilde ham maddeleri görüyorsunuz. Zirkon silikat, korondum, alina silikat, demir oksit, grafit, magnezyum silikat tipi boyalar uygundur. Veya bunların birkaçının paket halindeki olanı, refraktör paket içereni uygun olabilir. Aynı şekilde yıkama, sprey, fırça, daldırma uygulamak mümkün. Pixifero dökümü ise ben ikiye ayırdım. Parça döküm, heavy iron veya medium size, medium iron diye medium size iron kesinlikle ayırdım. Bir de otomotiv döküm diye ayırdım. Otomotiv dökümle parça döküm arasında kullanılan ham maddeler arasında farklar göreceksiniz. Bunun tamamen sebebi aynı döküm sıcaklıklarında dökülebilmelerine rağmen parça geometrileridir ve soğuma eğilimidir. Otomotiv dökümde diğer bir konuda maçadır. Uygulanan, uygulayacağınız boyaların, alacağınız, tedarik edeceğiniz boyaların daldırma tipi uygulamaya müsait olması gerekiyor. Bu tabloyu dallandırmak mümkün. Buna köpük döküm veya savurma döküm gibi ve benzeri, kokil döküm gibi benzeri parametreleri de ilave ederek bu tabloyu uzatmak mümkün. Fakat ben burada yapmadım. Şimdi bir takım uygulamalardan örnek göstermek istiyorum. Bu bir bildiğimiz Fran reklamasyon kumuna su bazlı boya uygulanması. DI demek drying indicator demektir. Fırça uygulaması. Boya belirli bir BOME değerine getirilerek fırçayla kalıp üzerine uygulanıyor. Hepimizin yaptığı bir uygulama. Bu Solitex TT702 dediğimiz ST'nin anlamı çelik dökümdür, stil. Bir alfa set ve kromit kumu uygulaması, sprey uygulama. Burada önemli olan sprey nozulunun ucu ve sprey basıncıdır. Bu uygulama bomesi önemlidir. Bu bir savurma döküm uygulaması. Gene su bazlı savurma döküm uygulaması. Burada da spreyin nozul ucu, nozulun çapı, kalıbın dönme hızı ve kalıp sıcaklığı boyanın kuruması için önemli parametrelerdir. Bu full molt uygulaması. Biz Türkçe'de full köpük döküm diyorum ben. Su bazlı boya uygulaması, sprey veya spreyin üstü fırça uygulanabilir. Havada kurutma yapılabilir veya 40-50 derecelik bir kapalı odada hava sıcak hava üflenerek boya kurutulur. Uygulama kalınlığı önemlidir. Sprey ucu önemlidir aynı şekilde ve kurutma parametreleri önemlidir. Bu hepimizin bildiği otomotiv uygulaması, daldırma. Sol taraftaki motor blok, sağ taraftaki de fren diski uygulaması. Daldırma süresi, boyanın mat time'ı. Islak kalınlık parametreleri önemlidir. Bu hepimizin bildiği yıkama uygulaması, alkol bazlı uygulama, bu fotoğrafta gördüğünüz şeyler. Bunun haricinde bir de biz özel uygulamalar yapabiliriz dökümhanelerimizde. Örneğin bir döküm hatanız vardır, ne bileyim penetrasyon vardır veya yüzeyinizde problem vardır veya alt tabakadan gelen furan kalıpta, bu fotoğrafta olduğu gibi furan kalıptan gelen kükürt ve kükürt türevi malzemelerin döküme geçmesini engelliyorsunuzdur. Sülfür blok uygulamak istiyorsunuzdur. O zaman ilk katı emdirme tipi bir boya ile fırçayla uygulayarak üzerine ikinci kat boyayı yıkama usulüyle yapabilirsiniz. Burada amaç döküm hatasını minimize etmek veya engellemektir. Temiz döküm yüzeyidir. Örneğin bu bir otomotiv döküm aynası uygulamasıdır. Sol tarafta fotoğrafta gördüğünüz beyaz bölgeler yine bir fırça yardımıyla veya daldırma olarak bir kat, iki kat boyanarak, üzerine daldırma olarak orijinal boyayla geçirilerek bu bölgelerde oluşabilecek, fotoğrafta göreceğiniz gibi sol alttaki damarlaşma hatası bu tip uygulamayla gidebilmiştir. Üst taraftaki fotoğraflar da sol taraftaki birinci kat boyanın, sağ taraftaki de ikinci kat boyanın uygulanmasıdır. Gördüğünüz üzere emdirme tipi dediğimiz boyalar maçanın veya kalıbın içine emilerek, silis kumları arasında bir bariyer, bir tabaka oluşturarak dökümün daha düzgün yüzeylerde, döküm sonucunda daha düzgün yüzey elde edilmesini sağlamaktadır. Bu tip uygulamalar ülkemizde her geçen gün artıyor. Onu belirtmek isterim. Bu dediğim gibi çelik dökümde bir uygulamadır. Color change coating dediğimiz. Pembe yerler gördüğünüz üzere kurumamış bölgelerdir. Hafif sarımtırak olan yerlerde kurumuş bölgelerdir. Bu tip uygulamalarda büyük parçada bu tip böyle bir boya uygulayarak
kurumayan bölgeleri tespitiniz ve oranın tekrar kurtulması için gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi doğru ürünü nasıl bulabiliriz? Tabii burada her firmanın kendine göre bir yoğurt işi var. Biz size şöyle yardımcı olabiliyoruz. Biz boyaları ikiye ayırdık. Otomotiv boyaları ve otomotiv dışı boyalar diye. Otomotiv dışı boyaları da çelik döküm, parça döküm, demir dışı, savurma döküm ve köpük döküm diye ayırıyoruz. Otomotiv dökümü de biz genel uygulama, motor blok, silindir kafası, fren diski, hidrolik döküm, aks kovanı ve özel uygulamalar olarak ayırmaktayız. Bu bizim şirketimizin kendi kodları. Mivatek bizim su bazlı daldırma otomotiv boyamız, Solitek su bazlı yıkama fırça, sprey, savurma döküm uygulaması, Velvacoat bütün alkol bazlı boyalarımız otomotiv dahil olmak üzere, Ceramcoat da su bazlı ve köpük döküm uygulamalarımız. Fakat bu genel isimlerin arkasında da bir takım kodlar belirtmekteyiz biz. Örneğin fren diski yapacaksanız BD, fren diskleri için geliştirilmiş, rollisi ona göre ayarlanmış boyalar. Silindir kafaları için ayrı boyalar, motor blokları için ayrı kafalar, axle housing tipi boyalar veya çelik için, heavy iron için farklı boyalar biz önermekteyiz. Portfolyo o arada çok geniştir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bazı dökümhaneler doğal olarak tek boyayla her şeyi boyamak istiyorlar. Bu belki 5-10 sene önce mümkündü. Fakat yeni gelen işler, yeni gelen geometriler, istenen iç yüzey temizlikleri artık günümüzde bir özellikle otomotiv dökümhanesinin tek tip boya yerine birkaç tip boya kullanması gerektiğini söylüyor. Ve yaptığımız çalışmalarda da otomotiv dökümhanelerinde de artık iki veya üç farklı boyanın farklı uygulamalarda, farklı maçalarda kullanıldığını görüyoruz. Bu bizim otomotiv dökümhaneleri için geliştirmiş olduğumuz Top Surface boyası dediğimiz Mivatek TS konseptidir. Ülkemizde de ve dünyada da Avrupa'da da çok başarılı olarak kullanılıyor. Kesinlikle temiz bir döküm yüzeyi elde etme ve özellikle motor blok silindir kafası parçalarda iç yüzeydeki biriken miktarları azaltma yönünde geliştirilmiş bir boyadır. Ülkemizde de kullanılan dökümhaneler vardır. TS konseptli boyalar diyoruz biz bunlara. Bizim ürünlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz fazlasıyla askchemicals.com sayfasında product ve servis bölümünde ürün bulma motoru vardır. Bu ürün bulma motoru üzerinden ürünlerin bilgi föylerine ve bir takım teknik bilgilere ulaşmanız mümkündür. Fakat biz genelde yapmış olduğumuz ziyaretler sırasında daha fazla teknik bilgi alıp daha değişik farklı uygulamalar önerebiliyoruz. Günümüzde gelişen yeni bir teknoloji de maça paketlerinin boya reçine dahil, reçine artı ve yeni geliştirilen boyalarla boyanarak döküm sonunda serbest emisyonların, BTX oranlarının maça içine hapsedilerek döküm içinde kalıp içinde kalmasını sağlamak ve çevreye yayılmasını engellemektir. Bu da yeni bir teknoloji ama ülkemizde henüz biz bu tip bir boya ve reçine denemesini yapmaya şans bulamadık henüz. Firmanız şartları için uygun boya seçimi konusunda bizlere danışabilirsiniz. Bizlerle irtibata geçmenizi öneriyoruz. Şimdi asıl diğer bir konu da giriş kalite kontrol testleri, boya karıştırma, hazırlama ve uygulama parametreleri. Bu sunum sırasında bu giriş kalite kontrol testleri üzerinde ben durmayacağım. Sadece bir ufak tablo hazırladım. Fakat bu dipsiz bir kuyu. Bu konuda benim hazırlamış olduğum ayrı bir prezentasyon var. Ben bunu gittiğim dökümhanelerde, her dökümhanede paylaşıyorum. Çünkü burada bahsedilen testlerin bir kısmını ufak, basit laboratuvar ekipmanlarıyla yapmanız mümkündür. Örneğin seyreltme öncesi bir boya geldiğinde işte etiket kontrolü, fiziksel boyanın kapağının açılıp fiziksel görüntü kontrolü, viskozite kontrolü bir bomometreyle, yoğunluk kontrolü bir densimetreyle, katı madde tespiti, fırınınız varsa 150-200 derece çıkıyorsa katı madde tespiti ve pH metreniz varsa pH'ını kontrol edebilirsiniz. Seyreltme sonrası uygulamadan önce viskozite kontrolü, yoğunluk, çökme testi, sedimentasyon, boya ne kadar çöküyor, çökmüyor. Bakteri kontrolü su bazlı boyalar için, katı madde tespiti, ring testi yeni bir test olup boyanın
mat time'ına ilgili bilgi vermektedir. Mat time konusunda bilgi vermektedir. Uygulama kalınlık testi gibi ve pH testi gibi testleri yapabilirsiniz. Maça kalıp uygulama sırasında da gene mat time testi, ıslak kalınlık, kuru kalınlık, gaz geçirgenlik, cihaza ihtiyacınız var. Sıcak deformasyon, cihaza ihtiyacınız var. Boya tüketimi gibi benzer testleri yapmanız mümkündür. Size farklı firmalardan gelen farklı boyaları kıyaslama konusunda fikir verecektir. Ve ISO denetlemeleri sırasında da sizleri daha güçlü hale getireceğini düşünüyorum bu tip testte. Benim diğer en çok sevdiğim testte ve her dokümanı önerdiğim testte step contest metodudur. Firmanıza gelecek bir boyayı, bir reçineyi veya bir katkı malzemesini step contest ile ön bir teste tabi tutmanız mümkündür. Bu testi bildiğim kadarıyla Türkiye'de sadece Aydöküm yapıyor. Onların bir düzeneği var. Gelen boyaları ve reçineleri ve katkı malzemelerini Aydöküm, Murat Beyler bu test yöntemiyle kontrol ediyorlar ve hakikaten de çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Bazen gittiğim zaman o sonuçları paylaşıyorlar benimle. Boya uygulama sırasında dökümhanede 3 tane gerekli ekipmanımız var. Bunlar bolometre, DIN4 viskozimetre ve ıslak kımlık ölçme aparatı. Her dökümhanede bu cihazların bulunmasında kesinlikle fayda var. Yani ben bazen gittiğim zaman boyayı neyle, nasıl viskoziteyi ayarlıyorsunuz dediğimde gözle veya ustanın parmağıyla gibi tabirler duyuyorum. Tecrübeye saygımız var. Fakat her boyanın farklı biyolojik yapısı vardır. Farklı katı maddesi vardır. Farklı performansı vardır. Farklı seyreltme özellikleri vardır. O yüzden bu üç basit cihazın her dökümhanede boya departmanında bulunması ve yedeklenmesini biz öneriyoruz. Bu alt tarafta da kalibrasyonlarla ilgili bilgi verdim. Eğer DIN4 kabı kullanıyorsanız suyla kalibrasyonu kontrol edebilirsiniz. 10 saniye olacak. Alkolle bakıyorsanız 11 saniye olacak. Bomometreyi de suya koyduğunuzda sıfırda duracak. Eğer bomometreniz sıfır yerine başka bir değerde duruyorsa o bomometreyi çöpe atın lütfen. Yeni bomometre temin edin. DIN4 kabınız atıyorum suyla 11 saniye gösteriyorsa veya 10,5 saniye gösteriyorsa lütfen yeni DIN4 kabı temin edin. Islak kalınlık ölçme aparatınızın da çelik olmasını tavsiye ediyoruz. Alüminyum aparatlar zamanla yamuluyor ve yanlış sonuç verebiliyor. Plastik aparatlar ise aşındığı için onlarla da doğru ölçüm yapmak mümkün olmuyor. O yüzden çelik aparatı öneriyoruz. Şimdi uygulamada bir önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz sizlere boyaları farklı ambalajlarda sevk ediyoruz. Rakiplerim dahil olmak üzere. Bunlar işte 70 kilogramlık varil, 200 litrelik variller veya 1 tonluk metal veya IBC shoot container'lar oluyor. Boya firması kim olursa olsun, kimden hangi boyayı, nasıl bir boyayı alırsanız alın. Sizden ricam gelen boyayı önce belirli bir süre karıştırmanızdır. Çünkü boya imalatında birkaç slide önce bahsettim. Çok farklı ham maddeler kullanılıyor. Bu ham maddelerin bir kısmının yoğunluğu birden yüksek, bir kısmının yoğunluğu da 1 gram bölü santimetre küpten düşük. Boya sevkiyat sırasında üretildikten sonra sedimentasyona uğrar ve çöker. Bu ham maddeler de çöker veya bir kısmı yüzeyde kalır. O yüzden ham maddeleri homojen olarak karıştırmak için iyi bir karıştırma ünitesine ihtiyacınız var. Burada ben örnekleme yaptım. Örneğin bu bir çelik boyası. Sol üst köşedeki varil gördüğünüz üzere açılmış ve karıştırılmamış hali. Sıvı üstte. Sol alt köşedeki varil ise 10-15 dakika sonra karıştırma sonundaki hali bir çamur kıvamında geliyor. Ve bomometre ile değerinin, geliş bome değerinin, geliş viskosite değerinin bakılmasını görüyorsunuz. Genelde ülkemizde metalik tanklarla veya IBC shoot konteynerlarla sevkiyat yapıldığında giriş kalite kontrol bölgelerinde bir zayıflama olmaktadır. Fakat 10-15 dakikalık karışım sonrasında vana altına bir kap koyarak oradan boyayı alarak her gelen boyanın orada viskositesine veya bomometresine bakabilirsiniz. Ayrıca tank olarak gelen büyük tanklarda gelen boyaları da bir zaman rolesi koyarak her saat başı 10 dakika veya yarım saatte 5 dakika karıştıracak şekilde ayarladığınızda o boyayı sürekli homojen olarak karıştırmış olursunuz. Dediğim gibi karıştırma prosesi çok önemli bir proses.
Burada karıştırmak için kullanabileceğiniz bir takım aparatları, mikserleri gösteriyorum. Sağ en üst köşedeki emme basma tulumba gibi, yayık hayvanı gibi olan aparatı arkadaşlar gülmesin. Bizim elimizde mikserler yokken 15-20 sene önce biz öyle ufak o tip cihazlarla, aletlerle en güzel boyayı karıştırma o şekildeydi. Dökümhanelerde biz bunu yaptırıyorduk, boyayı bu şekilde karıştırıyorduk. Hala da aktifti. Zaman zaman gezerken küçük dökümhanelerde ufak 70 kilogramlık varil içine gelen boyaları karıştırmakta görüyorum. En altta gösterdiğim, fotoğrafta gösterdiğim dissolver tipi karıştırıcıları biz asla önermiyoruz. Bunlar boyayı parçalarlar. Boyanın ham maddesine zarar verirler. Bu tip karıştırıcıları lütfen dökümhanenizden uzaklaştırınız. Ama eğer toz boya alıp kendiniz boya üretiyorsanız, kendiniz seyreltiyorsanız, evet, bu tip karıştırıcı bir şekilde kabul edilebilir. Bu tip karıştırıcıları biz boya üreticileri kullanıyoruz, üretimde kullanıyoruz. Üretimimizin bir bölümünde, bir safhasında bu tip karıştırıcılar devreye giriyor. Ama hazırlanmış boyada lütfen kullanmayın. Ortada göstermiş olduğum boya karıştırıcı mikseri bugün Bauhaus gibi iş ekipmanları satan her türlü dükkanda envai çeşit bulunmaktadır. Tavsiyemiz bu tip karıştırıcılar veya IB, en soldaki IBC karıştırıcısıdır. Ortadaki en yüksekte olan da metalik IBC karıştırıcısıdır. Şimdi burada hep söylediğim üzere farklı boyaların farklı geliş bomeleri var. İşte kimisi 80 bomede gelmiş, kimisi 70 bomede gelmiş, kimisi 90 bomede gelmiş, kimisi 50 bomede gelmiş. Bizden aynı tip boya alsanız da aynı tip boyalar farklı bome geliş değerleri gösterebilir. Aynı amaç için aldığınız farklı firmaların bome değerleri de gelen boyaların da bome değerleri farklı olabilir. Burada iki tane örnek vermek istedim gene bizim uygulamalarımızdan. Sol taraftaki bizim Mivatek W6 isimli boyamız. Sağ taraftaki Kentok WV031 kodlu bir boyamız. Ekranda gördüğünüz üzere boyaların seyreltme oranlarına göre suyla veya alkolle fark etmez. Bome değerleri, DIN4 viskose değerleri, mat time'ları, gaz geçirgenlikleri, Brockfield cihazı ile viskose cihaz değerleri, ıslak kalınlık değerleri ve kuru kalınlık değerleri arasında fark vardır. Bu her boya için farklıdır. Lütfen firmalarınızda sizin de uyguladığınız boyaların bu tip grafiklerini çıkartmanızda fayda görüyoruz. Bu biz boyacıların kullandığı genel bir uygulama grafiğidir. Şu en altı almam lazım, alamadım. Burada boya kalınlığı, gaz geçirgenliği ve dart hatası ile damarlaşma hatasındaki arasındaki ilişkiyi görmektesiniz. Özellikle otomotiv dökümhanelerinde boya kalınlığı arttıkça damarlaşma eğilimi azalmakta, fakat dart hatasına karşı eğilim artmaktadır ve gaz geçirgenliği, boyanın gaz geçirgenliği azalmaktadır. Fakat yeni teknolojide, bizim Mivatek TS konsept dediğimiz teknolojide bu biraz değiştirilmiş olup 600 mikronda bile boyadığınızda boyaya ilave edilen ekstra gaz geçirgenliğini arttırıcı ham maddelerden dolayı dart hatası verme ihtimaliniz sıfırlara yaklaşmaktadır. Ama şunu unutmayın, dart hatası ve damarlaşma hatasının oluşumuna boya haricinde de etki eden parametreler bulunmaktadır. Pardon. Bu slide'da da göstermek istediğim uygulama sırasında neye bakılması gerektiği. Ben prensip olarak boya kalınlığına göre viskoziteden giden bir kişiyim. Tersten gidiyorum. Önce boyanın kalınlığını tespit ediyorum. O boya kalınlığı dökümhane için uygunsa, dökümde sorun çıkartmıyorsa, maça kalıba tam yerleştirilebiliyorsa, paylar düzgünse, önce kalınlık tespiti, kalınlık tespitinden viskozite bome tespiti ve uygulamaya geçiyor. Aynı şekilde günümüzde daldırma tankları da modernize oluyor artık. Robot sistemleri geliyor.
Yeni gelen daldırma tanklarında, robot sistemlerinde tanklar yoğunluk esasına göre çalışıyor. Orada da kalınlık, viskozite ve o viskozitedeki boyanın yoğunluğunu tespit ederek gerekli bilgileri tanka yazdırmanız, tanka yüklemenizde, tankın piyasasını yüklemenizde fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi burada tabii zamanımız kısıtlı olduğu için size uygulamalarla ilgili bir takım videolar göstermek istiyordum ama zaman kısıtlı olduğu için bu videoları size gösteremeyeceğim. Fakat ASK'nın YouTube'da sayfası var. YouTube ASK Chemicals'a üye olup veya üye olmadan video bölümüne giderseniz, video bölümünde yıkama uygulaması için nasıl bir uygulama yapmanız gerektiği, flow coating yıkama uygulaması, otomotiv dökümhaneleri için daldırma dipping prosesine ait ve boyanın özelliklerinin tespitine yönelik bir takım videoları bulabilirsiniz. Bu arada tabii farkında olmadan Determination of the Coatings Properties yaparken sağ alt köşede de Fosek Hoca arkadaşlarının da reklamını yapmışım. Refraktör esaslı boyanın uygulaması, tanklar, boyama ekipmanları ve dikkat edilmesi gereken notlara bir özet bakarsak, günümüz şartlarında artık sprey, daldırma ve yıkama için ekipmana ihtiyacımız var. Bu ekipmanların hepsinin ayrı özellikleri var. Örneğin bu yıkama ekipmanı. Biz Wörf firmasıyla çalışıyoruz Türkiye'de. Wörf firmasının yıkama uygulamaları için geliştirmiş olduğu bir sistem. Sol tarafta gördüğünüz tank, Schütz tank, su veya alkol tank olabiliyor. Size söz ettiğim mikserli karıştırıcı, altta sürekli karıştıran tank sistem yoğunluğa göre çalışıyor ve filtreleme sistemi. Aynı şekilde bu değişik firmalardan temin ettiğimiz daldırma tanklarının dizaynları. Otomotiv dökümhanesiyseniz lütfen iyi bir daldırma tankı dizaynı filtresiyle beraber yapmanız gerekiyor. Bu ayrıca bu tankların tankı iyi yaptınız ama tankın bakımı, motorları, karıştırıcıların yönü bunlar çok önemli. Örneğin bu fotoğrafta gördüğünüz üzere sürekli karışan bir tank. Hava kabarcığı, vortex etkisi, boyanın içine hava karışabilir. Bu karışan hava da size maça boyama sırasında toplu iğne başı gibi noktacık olarak gelebilir. Veya sağ taraftaki bir mikseriniz vardır, karıştırıcınız vardır, tankınız vardır. Görüyorsunuz sağ tarafta motor var ama sol tarafta yeterli bir karışım yok. Boyanızda viskozite sapabilir. Burada ben çok eskiden başıma gelen bir olaydan size söz etmek istiyorum. Yıllar önce bir dökümhanede deneme yaparken iki farklı boyayla çalışıyordu dökümhane. Rakip firmanın boyasının üzerine bizim su bazlı boyamızı boşalttılar ve biz wet yedik. Sonradan olayı araştırdığımızda iki farklı boyanın bağlayıcı ve jel sisteminin birbirinden farklı olmasından dolayı boyanın viskozitesi değişti, su alma kapasitesi değişti, refraktörlüğü değişti ve maça yüzeyinde tutunması değişti. O yüzden elbette birkaç tane firmayla çalışmak zorundasınız boya konusunda ama boya geçişleri yaparken lütfen dikkatli olun. Birinci kullandığınız boyayı elimine etmeden, tankı temizlemeden lütfen ikinci boyaya kesinlikle geçmeyin. Bu da bazı tankların durumları. Yani bu bir yıkama tankından alınan görüntü. Bu pisliklerin temizlenmesi gerekiyor boya kalıntılarının. Yoksa bunlar delikten inerek filtre sisteminizi tıkayabilir. Eğer filtre sisteminiz yoksa küçük parçacıklar olarak kalıbın üzerine fışkırabilir. Sağ üst köşede bir daldırma tankı uygulaması. Bütün bu boya çökelen boyaların temizlenmesi gerekiyor. Tank temizlikleri önemli. Sağ alt köşede gördüğünüzde bir dizaynı yanlış bir tank. Ölü nokta var. O bakın ölü noktada dikkat ederseniz orada sürekli boya çöküyor. Diğer bir konumuz da MSDS'ler. Türkçe olmalı. Son revizyon tarihi olmalı. İşletme içinde kolay yerlere koymanız gerekebiliyor. Stoklama şartları ve kaza anında burada ne yapmanız gerektiği yazılı. Ve firma içi belirli periyotlar yapmanız gerekiyor. Belirli periyotlarda bakım eğitim vermeniz gerekiyor.
Temel kural olarak ilk güven ilk çıkar kuralına uyulmalı. Boyaların raf ömürleri 3 ile 6 ay arasında değişmektedir. Bazı boyalarda biz 9 ay diyoruz. Doğrudan güneş ışığından korunması gerekiyor. Kışında donmayacak şekilde saklanması gerekiyor. İdeal sıcaklığı 15-20 derece. Bu benim çok sevdiğim bir fotoğraftır. Yıllar önce bir firmaya Ankara'da su bazlı boya verdik. Bütün boya dondu. Firma sahibine gittiğimizde ya boyanız dondu dediğinde de kardeşim kabin altında dedik ama rakibin boyası donmuyor dedi bize. Lütfen boyalarınızı bu şekilde soğuk şartlarda olmayacak yerlerde saklamayın. Boya kapalı bir ortamda dört tarafı sağ solu çatısı kapalı yerde tutulmalıdır. Ülkemizin Trakya'dan başlayarak Sivas'a kadar çok farklı iklim şartlarında olduğunu unutmayalım lütfen ama stoklama tektir, önemlidir. Stoklama binasına önem verilmelidir. Kurutma ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Havada kurutulabiliyor, ılık hava üfleyebiliyoruz. Kurutma fırını veya yakarak. İşte yakarak da şalama ile olabiliyor veya bir ateş tutabiliyoruz alkol bazlı boyada. Kurutma fırınları iyi seçilmeli. Yani kurutma fırını alacağınız firmalara ne ürettiğinizi, hangi tip maçaları kurutmak istediğinizi ve cycle sürelerinizi, adetlerinizi vermenizde fayda var. Benim otomotiv dökümhanesi için önerim, yaşadığım tecrübeleri istinaden, aynı fırın içinde iki tane farklı bantın kullanılmasıdır. Çünkü bir motor bloğun kuruma süresiyle bir takoz maçanın kuruma süresi aynı değil. Eğer parça döküm döküyorsanız geometrinize uygun kurutma fırını temin edebilirsiniz. Bazı dökümhanelerimizde var. İşte 1 metreye 800 santim, 250-300 yükseklikteki no-bake kalıpları alkol veya su bazlı boyadıktan sonra bir kontinü fırından geçirebiliyorlar veya hava üfleyebiliyorlar. Köpük döküm için yapıyorsanız sıcak hava üfleyerek veya hava içinde bir yerde bekleterek, bir odada bekleterek kurutabilirsiniz. Savunma döküm yönteminde daha önce söylediğim gibi nozul boyutu, nozul çapı, kalıp çevirme hızı ve kalıp sıcaklık değerleri önemlidir. Otomotiv dökümhaneler için boyayı kuruturken fırın içindeki buharlaşmış havanın tahliye edilmesi ve tahliye edilen havanın yerine temiz hava alınması çok önemlidir. Bu gibi proses kontrollerini yapmanız gerekmektedir. Bu gene diğer bir öneri benim geçmiş tecrübelerimden dayanıyor. Geçmişte ve hala günümüzde bazen daldırma alkol tipi uygulanan maçalar bazen kurutma fırın içine konulabiliyor. Ve herhalde bu tip uygulama yapıp da fırın patlatmayan dökümhane yoktur diye düşünüyorum. Alkol bazlı boyaları lütfen havada kurutun veya ılık hava üfleyebilecek bir kapalı ortamda kurutmanızda fayda vardır. Bu tip maçaları yakarak kurutursanız da maçalarda deformasyon olur, mukavemetleri düşer. Mukavemetin tekrar toplanması, geri gelmesi için beklemeniz gerekmektedir. Önerilmeyen bir yöntem. Burada döküm hatalarına kısaca değinmek istiyorum. Döküm hataları da diğer bir dipsiz konu. Damarlaşma, inklüzyon, metalojik hatalar, gaz hatası, metal penetrasyon ve darta karşı farklı boyalar önerilebilir. Ama hatanın nereden geldiğinin tespiti en önemli parametre. Bu tabloda göreceğiniz tablodaki posteri ben American Foundation Society'den tedarik ettiydim. Bir sürü dökümhaneyle de paylaştım. İsteyen olursa gene paylaşırım. Burada her birinde döküm hataları, tanımlaması, oluşum sebebi ve çözüm yöntemleri anlatılmaktadır. Elbette parametreler bunlarla sınırlı değil ama bu da bir ön bilgidir ve size fikir verir. Şimdi ülkemizde kullanımı her geçen gün artmakta olan diğer bir konu da yaygınlaşan konu da kum katkı malzemeleri. Kum katkı malzemeleri de ayrı bir sunum konusudur. İşte damarlaşma, sıcak yırtılma, penetrasyon gibi döküm hatalarını minimize etmek, special sands'lar yerine kromit kumu, bauxite sand gibi kumlar yerine kullanabilme, dünyada gelişen yeni bir uygulama var, boyasız döküm uygulaması. Zor bir uygulama ama bizim ASK'da da bu konuda kavgalar. Boyacılar bu işe karşı ama editivciler de bunu biz yapacağız diyorlar.
Özel kumyevine uygulamalar var, maliyet avantajı ve PET imalatı. Bizim ülkemizde de yeni yeni gelişmeye başlayan bir konu bu. PET imalatında da bu tip editivler kullanılabiliyor. Bunlar da kendi aralarında organik, inorganik ve hibrit olarak ayrılmaktadırlar. Ama dediğim gibi ben bu konu hakkında size fazla bilgi vermeyeceğim. Bu da başlı başına bir sunum konusu çünkü. Kafanızı fazla doldurmak istemiyorum. Benim size bugün anlatacaklarım kısa ve özet olarak bu kadar. Sorularınız olursa bana mail üzerinden veya cep telefonum üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben bu sunumu ve iki tane İngilizce sunumu da sizlerle Tüloksat'ta da ileteceğim. Onlar da sayfalarına koyarlar arzu ederlerse. Benim kendi mail grubum üzerinden de paylaşacağım. Dediğim gibi boya, refraktör boya konusu reçineden daha çok dipsiz bir konu benim gözümde. Ziyaretlerimiz sırasında veya diğer iletişim yollarıyla bana ulaşıp her türlü soruyu sorabilirsiniz. Elimden gelen yardımı yaparım. Benden bu kadar Seyfi Bey bugünlük. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Konu hem geniş hem dar. Çok geniş. Sadece ismi maşa boyası olmasına rağmen yani dökümü etkileyen önemli parametrelerden sadece bir tanesi. Başka pek çok parametre var. Ama kendi içinde bu tür detaylara girdiğimizde kaybolmak mümkün. Pekala mümkün. Siz güzel bir gruplandırma yapmışsınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bu webinar sizin sunumunuzla birlikte kayıt altına alındı. TÜDOKSAT web sitesinde, TÜDOKSAT Akademi web sitesinde bu paylaşımı açık arzu edenler daha sonra tekrar izleyerek merak ettikleri konulara ulaşırlar. Ayrıca sizin bizimle paylaşacağınız bu sunumun son halini biz de gene web sitemizde paylaşıma açık tutacağız. Şimdi sorular var tabii. Anketi cevaplandırdıklarını düşünüyorum arkadaşların. Genelde teşekkürler geliyor. Siz sunum sırasında birkaç yerde reoloji sözcüğünü kullandınız. Değişik amaçlarla. Reolojik yapısı bozulabilir, reolojisi etkilenebilir, reolojisi önemlidir diye. Nedir bu reoloji? Reoloji bir maçayı daldırdığınızda maçanın üzerinde veya kalıbın üzerinden tutunma kuvveti. Tutunma kuvvetleri bozulursa problem çıkabilir. O tutunma kuvvetlerini bozmamız gerekiyor. Yani maçayı boya içine daldırdığımızda, çıkarttığımızda onun belirli bir kuvvetle çıkıp o boyanın yüzeye yapışması gerekiyor. Evet, evet. Bu bir hep merak edilen bir özellik, bir konu. Bir diğer konu, pek fazla bahsetmediniz. Dripping dediğimiz damlama olayı. Evet, Uygulama esnasında sıklıkla karşılaşılan bir problem. Şunu demek istiyorum. Eğer yani boya film kalınlığını tespit ettiniz, dediğiniz gibi film kalınlığını tespit ettiniz, ona uygun bome hazırladınız. Bir de baktınız ki siz 500 mikronluk bir boya film kalınlığı için uygulamaya başladınız. Maçada böyle perdeler, damlacıklar oluştu. Bu damlacıklar, perdeler her şey olduğu gibi parçanın iç yüzey kalitesine yansıyacaktır. Kesinlikle. Uygunsuzluk. Bunu nasıl engelleriz? O konuda bir şey. Şimdi şöyle, bunu bizim damlacıkla ilgili yaşadığımız en büyük, yani benim gördüğüm en büyük sıkıntı el ile yapılan uygulamalarda, manuel yapılan uygulamalarda çalışanlar arasındaki süzdürme prosesindeki farklılık. Ben hep şöyle uygulatırım. Dedim ki çatı gibi düşünün, su nereden akar? Köşeden akar. Maçayı da mümkün olduğunca köşeli bir şekilde tutup, geometriye bağlı tabii, mümkün olduğunca süzdürmeniz gerekiyor dedim. Eğer bir dökümhanede el ile boyama yapılıyorsa o boyanın da mat time'ına bakarım. Mat time'ını kısaltmak veya uzatmakla bu damlacık olayını engellemek mümkündür. Fakat en önemli parametre uygulama pratiğidir. Otomotiv dökümhaneler için mesela aynı boya aynı dökümhanede red yemişken robot sistemine geçildiğinde robot sisteminde damlacık olmadığını görmekteyiz. Yani burada uygulamayla ilgili bu damlacık genelde oluşum uygulamayla ilgili. Ama boya üzerinde de mat time'ını azaltacak veya yani kısaltacak veya uzatacak operasyonlar yapmak mümkündür. Evet. Ben genelde ilk tek boyayla gidip, güvendiğim bir boyayla gidip o boyanın sonuçlarına göre ikinci veya üçüncü
boyaya geçebiliyorum. Sorular gelmeye başladı. Bir kısmı sizin konunuzu kapsıyor, bir kısmı kapsamıyor ama şunu öncelikle söyleyeyim. Demet Demir der ki, maça üretiminde kullanılan katkı malzemesi parçada gaz oluşumuna sebep olur mu? Sizin bahsettiğiniz olur. Katkı malzemeleri genelde maça üretiminden çok boya esnasında. Yok, boya maça üretiminden. Editing dediğim en sonunda bahsettiğim maça imalatından. Maça imalatında döküm hatalarını minimize etmek için ilave edilen kum katkı malzemeleri, editivler. Soru bu mu yoksa maça içine edilen? Soru bu, maça için. Maça üretiminde kullanılan katkı malzemeleri. Şimdi şöyle, maça içine katkı yapılan her editivin bir gaz çıkışı olabilir, emisyon çıkışı olabilir. O yüzden biz editivleri hibrit, editiv, inorganik ve organik diye sınıflandırıyoruz. Bunların hepsinin ayrı bir gaz çıkış değerleri var. Doğrudur. Olabilir. Bir diğer soru Buğra Burak'tan. Boya, IPI gibi malzemelerin giriş kalite kontrolünde ne gibi yöntemler kullanılabilirler? İzopropil alkollerin giriş kalite kontrolünde dökümhaneler çok bir şey yapamazlar. Dediğim gibi densimetreyle bakabilirler, yoğunluklarına bakabilirler ama alkollerin, kullanılabilen alkollerin yoğunlukları genelde birbirine yakındır. Burada firma ismini zikretmek istemiyorum ama güvenilir bir firmanın alkolün alınması sağlanmalı. Dökümhane içinde mesela ben şöyle söyleyeyim. Diğer burada rakip arkadaşlar da seyrediyor, dinliyorlar. Umarım onların da farklı tecrübeleri vardır. Mesela saf izopropil alkolün bir yanışıyla metil alkol karışımının veya metil alkol başka bir kimyasal karışımının yanması farklı. Bu yanma farklarından bir takım dökümhaneler tecrübe edebilirler. Ama en güzeli gaz tomografisi olan bir yere yollayarak alkolün gerçek şeyini tespit etmeleri gerekmektedir. Yani giriş kalite kontrolü alkolü çok kontrol edemezler. Genelde yapılan şey alkol geldi mi geldi. Analiz sertifikası var mı? Kimin analiz sertifikası filancanın? Artık bilgisayar teknolojisi çok gelişti. Yani analiz sertifikası yapmak artık o kadar basit ki kopyalamak. Yani o alkol işi zor. Onu güvenilir bir kaynakla test edeceksiniz. Laboratuvar. O da en güzeli laboratuvar. Yani ben şöyle anlatayım bir maceramızı. Yıllar önce biz bir ham madde boya verdiğimiz dökümhanede gaz problemi çıktı. Dökümhane boyadan geliyor dedi. Dökümhanenin yaptığımız konuşmalarda alkolü aldık. Alkolü test ettiğimizde alkolün metil alkol, izopropil alkol karışımı olduğunu gördük. %50 metil alkol vardı, %100 izopropil alkol vardı. Firma izopropil alkole döndü. Sorun çıkmadı. Burada diğer önerimiz de şu. Boya üreticileri en doğru alkolü kullanır. En düzgün alkolü kullanır. Alkolle boyayı aynı firmadan satın almalarıdır. Evet. Risk minimize etmek için. Evet. Peki bir diğer soru da Kasım Yılmaz'dan geliyor. Kasım Bey der ki maça boyasının döküm parça üzerine yapışma sebebi nedir? Normalde yapışmaması lazım. Yani parça boyutu nedir? Pik mi, sifero mu, çelik döküm mü, otomotiv mi? Evet, çok fazla detay şeye incelemeye ihtiyaç var. Evet, normalde yapışmaması lazım. Veya yapışıyorsa bilyalama sırasında hemen çıkması gerekiyor. Evet, otomotiv olduğunu söylüyor Kasım Bey. Normal şartlarda yapışmaması lazım. Yani onu boya üreticisiyle görüşmek gerekiyor. Mesela bizim TS konseptinden bildiğimiz bizim TS konsepti kesinlikle yapışmıyor. Vedat Bey'in bir sorusu var. Der ki izopropil alkol bazlı boyaları sıcak havayla kurutmak için nasıl bir proses kurulmalı ve minimum ne kadar süre kurutulması gerekmektedir? Süre geometriye bağlı olarak değişken, kapalı bir ortamda, kapalı bir oda ortamında fanlar yardımıyla tahliye edilecek şekilde bir ortam yaratmak mümkündür. Büyük parça ise parçanın üzerine fanlarla hava üflenebilir ama kurutma süresi tamamen geometriye bağlı. Öyle bir süre yok. Bende yok en azından. Tecrübeye dayalıdır. Bazı çünkü şartlar biliyorsunuz Sefi Bey. Dökümenden dökümende değişiklik gösteriyor. İklimden iklime değişiklik gösteriyor. Bir Orhan Gazi'nin şartlarıyla, nem oranıyla bir Trakya'nın, Ankara'nın şartları bir değil. Bu tamamen dökümhane pratiğine bağlı. Ben de öyle kesin işte 5 dakikada kurur, 10 dakikada kurur, 20 dakikada kurur diye bende bir data yok benim elimde.
Evet. Evet, boyut ile alakalı diyor. Geometri ile alakalı ve ortamla ilgili. Evet. Hakan Bey, sunuşunuzda detaylara mutlaka yani gelebildiğiniz kadar anlattınız ama bir problem var ki çok yaygın. Pinhole, karınca hatası. Evet. Karınca hatasının için kaynak çok tabii. Çok değişik nedenlerle sonsuz. Olabilir. Maça boyası kaynaklı karınca hataları hangi nedenle oluşur? Su bazlı boyada boya kurutulmamışsa pinhole olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, pinhole'in de sebebi ne? Hidrojen mi, azot mu? Ona bakmak lazım bence. Karbon monoksit mi? Eğer hidrojense su bazlı boyadan kurutmaya bağlı olabilir. Onun haricinde iyi kurutulmamış bütün maça boyaları, alkol bazlı, su bazlı hepsi gaz hatasına sebebiyet verir. Bilmiyorum bu yanıt Evet. doğru oldu mu? Doğru. Ya katılıyorum bu dediklerinize. Ben sadece maça boyasını da her zaman zanlılar arasında görmüş kişiyim şey olarak. Pinhole çok yaygın olarak yaşandığı dönemlerde. Ben bu gibi durumlarda hep şunu soruyorum dökümcü arkadaşlarıma. Parçayı kesip bakın, pinhole hatası nedir? Hidrojen mi, azot mu? Evet. Karbon monoksit mi? Çünkü ona göre gitmek gerekiyor. Ama şu gerçektir yaşadığım tecrübelerden. Kurutulmamış boya her zaman gaz yapmaya müsaittir. Ve iyi de gaz yapar. Evet. Bir de tabii havadaki nispi nem. Evet, kesinlikle. Kurumamış maça çok daha kolay şey kapabilir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bu konuda Seyfi Bey. Boya teknolojisinde de gelişmeler oluyor. Şimdi bir de şeye bakmak gerekiyor. Boya maça üretildi, cold box maça. Stokta ne kadar bekledi? Üzerine boya uygulandı, alüminyum silikatlı su boya. Cold box için konuşuyorum. Boya uygulandıktan sonra kurutuldu. Kurutulduktan kaç saat, kaç gün sonra, kaç hafta sonra döküldü. Şimdi bildiğimiz bir bilgi daha var. Ben burada paylaşmadım. Refraktör malzemeler havadan nem kapar. Her refraktör malzemenin de havadan nem kapma water absorption katsayısı farklıdır. Yani diyelim aynı maçayı bir hafta beklettiniz, hemen döktünüz. Farklı sonuçlar, farklı gaz hataları alabilirsiniz. O yüzden bazı dokümanlar kendilerine şunu belirlemişler. Stokta bekleyen maçaların üzerinden boya kazıyarak boya alıp nem tayin cihazında nem miktarlarına bakıyorlar. Kendi şartlarına göre, hepsi kendi şartına göre bir değer belirlemiş. Atıyorum 0.5 belirlemiş mesela yüzde. Diyor ki 0.55 olursa diyor atacaksın diyor maçaları. Ama 0.40 olursa diyor kullanacaksın diyor. Veya bazı dokümane ikinci kurutmaya geçiriyor. Yani havada beklemiş, stokta beklemiş, boyanmış maça da kalıp da bir risktir. Nem kapabilir havadan. Tabii ama nem kapma oranı Bursa için farklı, Ankara için ayrı. O da farklı, İzmir için farklı. O da ayrı bir konu yani. Evet. Mesela ben çantamda nem tayin cihazı taşıyorum. Böyle bir problem olursa kalıbın içine veya maçaya bastırarak orada bir nem hakkında fikir edinebiliyorum zaman zaman. Ali Osman Bey'in bir sorusu var. Maça basımı ile boyama arasındaki minimum süre ne kadar olmalı der? Cold box maça için bizim önerimiz maça bastıktan 24 saat sonra maksimum mukavemetle veriştikten sonra maça boyanabilir. Kalıp içinse, kalıp ve o tip şeyler içinse proses şartlarına bağlı olarak önerimiz tam kürleşmenin 24 saatin bitiminden sonra maç kalıplarında boyanmasıdır. Ama tabii bazen proses şartları buna uygun olmuyor. Hemen boyamak, 1 saat, 2 saatte boyamak olabiliyor. İdeali bana göre 24 saattir. Maksimum mukavemetten sonradır. Benim bildiğim bütün reçel sistemleri 12 saatle 24 saat arasında maksimum mukavemetlerine erişirler. Ben biraz emniyetli gittim o konuda. Çok mantıklı. 24 saatte mukavemet maksimumuna ulaştığında maçanın da her tür direnci artıyor diyelim. Kesinlikle. Bir de penetrasyon, boyanın yani o kullandığınız alkolün, suyun kalıp maça içine doğru penetrasyonu var. Bağları bozma kabiliyeti var. Yani onu minimize etmemiz gerekiyor. Evet. Hakan Bey, sorular bitti. Sizin son olarak ilave edecekleriniz var mı? Veya bir Cenk Bey'in sorusuna bakalım. Ondan sonra söyleyelim bunları. Maça boyaları dışında yaş, kum, kalıp boyama nasıldır?
Uygulama sonuçları sıfır ve gri için nasıl sonuç verirler? Valla benim yaş kumu boyama konusunda hiçbir tecrübem yok. Benim o konuda da alkol bazlı boya ve ne derler pulverize diyeceğim de yanlış tabir olacak. Statik yükleme yapılarak boya uygulandığını biliyorum. Bazı dökümhanelerin hızlı bir şekilde alkol bazlı boyayı uygulayıp X bir boya hiç fark etmiyor. Hemen kurutup döküme geçtiklerini de biliyorum. O konuda hiç tecrübem yok ve o konu bana sorulduğu zaman da ben hiç yanıt vermiyorum açıkça söyleyeyim. Tavsiye de etmiyorsunuz. Tavsiye de etmiyorum. Yani benim tecrübem yok. Evet. Yani çünkü X bir dökümhanedeki uygulama diğer Y dökümhanesinde olmayabiliyor. Mesela özel kimyasallar var onunla ilgili. Kalıp sertleştirici kimyasallar var. Dökümhanenin birinde performans alırken diğerinde performans alamıyorsunuz. Ama şunu önerebilirim gene. O konuda da biraz benim konumun dışında ama yaş kum üreticileriyle pardon bentonit üreticileriyle görüşüp bentonit üreticilerinin yaş kum sistemlerine verilebilen, batch bazlı verilebilen katkı malzemeleri var. Sinter ve penetrasyonlara karşı kalıp kumunun green compression ve wet time sensitivity'nin arttırıcı ham maddeleri var. Bu konuda bence onlar daha faydalı olur diye düşünüyorum. Eğer bir sorun varsa. Bu konuda tavsiye edilen bir şey var. Elektrostatik toz boyalar var. Onlar kullanılıyor ama orada da tam başarılı bir sonuç aldığı söylenemez. Çünkü boyama ile döküm esnasında geçen süre çok farklı. Çok evet. Etkili bir parametre. Son sözlerinizi alalım. Sohbeti sonlandıralım. Her şey için teşekkürler. Umarım pandemi biter. Bir salonda toplanarak yüz yüze, birbirimize gülerek, eğlenerek daha nice sunumlar yaparız diyorum. İnşallah o günler gelir. Ben de size, şahsınıza, ASYK'ya bu eğitimin gerçekleşmesi için verdiği destek için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim desteklerinize. Ben sunumları sizlerle paylaşacağım, sunumu ve diğer iki ekstra makaleyi. Tamam. Kendi grubumdan da yayınlayacağım. Dediğim gibi benimle ziyaretlerim sırasında herkes istediği soruyu sorabilir. Bilgi gizlemek yok bizde. Peki, güzel, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Sizlere de herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar, sağ olun. Hoşça kalın.